Merhaba Kanal 64 izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte halkın yerel seçim hakkında neler düşündüğünü röportajını yapacağız. Merhabalar, eski belediye başkanından memnun musunuz? Eski belediye başkanının güzel hizmetleri oldu ama yolların halini gördükten sonra pek de memnun değilim açıkçası. Sadece şehirler arası yolda birkaç güzellik yaptı ama şu yolların haline bakın. Her taraf. Peki siz belediye başkanı olsaydınız ne gibi değişiklikler yapmak isterdiniz? O konuyu hiç düşünmedim. Hiç belediye başkanı olmak aklıma gelmedi ama belediye başkanı olsaydım önce şehrimizin yolunu, altyapısını öncelikle hedefim o olmalıydı benim. Şu anki belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? Tanıyorum. Yani şahsen tanımıyorum ama sonuçta sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla tanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Siz... Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben 15-16 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Oranın tabii ki siyasi hizmetleri daha bir farklı, daha bir güzel. Fakat buraya geldiğimde şuraya baktığımızda burası trafiğe kapalı alan ve gördüğünüz gibi bir sürü motorlar, elektrikli motorlar ve bunlar çok tehlikeli. Burada aileler de geziyor benim gördüğüm kadarıyla. Çocuklar var, okuldan çıkanlar olsun veya gezmek için, dolaşmak için. Artı yollarda yürürken mesela şuraya kamera görebilir mi bilmiyorum ama şu an görmüş olduğunuz gibi özür dilerimiz için hazırlanmış bir yol değil mi bu? Yani bunun tamamen düzgün olması gerekmiyor mu? Gerekiyor ve renkli olması gerekiyor. Normal sağlıklı insanların ya da özürlü olmayan insanların bu yolu kullanmaması gerekiyor. Ama gördüğüm kadarıyla şurayı bakın, en kısa örnek. Şurada 5'er metre arayla çukurlar var ve özürlü bir arkadaşımız, vatandaşımız nasıl yürüyebilecek bir yolda? Yani belediye başkanı ilk önce reklamasyonları bıraksın. Eğer oy toplamak istiyorsa gelecek belediye başkanı, her kimse kim olacaksa. İlk önce halkın rahat edebileceği ya da halkın veya buna benzer kişilerin rahat bir şekilde bu yolları kullanabileceği bir ortam hazırlaması gerekiyor. Yani görüyoruz, yol kapalı ama bir sürü motorlu. Ben bile bugün çarpılıyordum. Bunun önlemini kim alacak? Bunun cezai müeyyidesini kim uygulayacak? Belediye mi uygulayacak? Belediye zabıta mı uygulayacak? Trafik mi uygulayacak? Ama buna kesin net bir çözüm bulunması lazım trafiğe kapalıysa. Çok teşekkür ederiz. Yeni seçmenler olarak belediye başkanı adayından memnun musunuz? Hayır. Siz belediye başkanı olsaydınız ne gibi değişiklikler yapardınız mesela öğrenci olarak? Yani öğrenciye otobüslerin ücretsiz olması ya da öğrenciye yani tramvay olması şehir içine. Bu şekilde. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Yok. Yok. Teşekkür ederiz. Şu anki belediye başkanından memnun musunuz? Memnunuz. Allah razı olsun, memnunuz. Diğer belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? Tanımıyoruz. Allah razı olsun hepsinde. Peki siz belediyeye mi oy veriyorsunuz, yoksa partiye mi oy veriyorsunuz, yoksa adaya mı oy veriyorsunuz? Vallahi biz başbakana oy veriyoruz. Peki belediye başkanı olsaydınız neler yapmak isterdiniz? Vallahi her kişinin istediğini yapardım. Çok teşekkür ederiz. Yerel seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yerel seçimler hakkında hayırlı geçeceğine inanıyorum. Yalnız bir tek sorun var. Ülkemizin büyük kanayan yarası cezaevler konusunda. Gerçekten içeride yatan insanlara yer yok. Açıkta yatıyorlar bu soğukta. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi de bir şehirden ötürü cezaydı, biliyor durumları. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli mahkumlara bir ümit verdi. Toplumun kanayan yarası hiç suçsuz yerine FETÖ'cü hakimler tarafından, savcılar tarafından içeri atılmış o kadar insan var. İçeride mağdur, aileler mağdur, ümit verdiler. Bunlar hepsi bu ülkemizin insanı. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara bir af versinler. İstiyorum hani, ülkemize bu gerekli. Halkımız da zaten buna, halkımız da cani yürekten katılıyor. Büyüklerime sesleniyorum. İnşallah hayırlı geçeceğine inanıyorum. Ülkemizin feraha kavuşmasını temenni ediyorum kardeşim. Diğer adayları tanıyor musunuz peki? Sadece ben Cumhurbaşkanımız adayları Bahçeli'yi biliyorum. Cumhurbaşkanımızı biliyorum. Diğer adayları tanıyamıyorum. Çok teşekkür ederiz.